Efendim, teşekkür ediyorum. Necip Türk milleti büyük bir şefkat gösteriyor, beni şımartıyor, bunu hak edecek. Ne yaptım ya? Evet. Var olunuz, var olunuz. Efendim, bu teveccühe layık olmaya çalışacağım. Malum haliniz tüm zamanların en büyük çelişkilerinden birisi gelin ve kaynana arasında. Hani uzlaşmaz bir çelişki ama bu programda bu çözülüyor. Bu arada Necip Türk milletinin bu asil evlatları da efendim olaya maydanoz oluyor. Yani oradan bir laflar söylüyorlar falan, değil mi abicim? Ondan sonra ben sağa sola koşturuyorum, gidiyorum, geliyorum falan. Yani böyle bir hercümert içinde ne yaptığını bilmeyen bir kitle oradan oraya savruluyor, duruyor. Sonbahar rüzgarındaki yaprak misali. Yani rüzgardaki sonbahar yaprağı daha güzel olur da. Yaprak rüzgar. Neyse ya, boş ver. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Yine şahane şahane bir aile. Örnek bir aile. Hem çekirdek, hem modern. Kimileri de modern der, değil mi? Hem modern hem de çok becerikli. Yakışıklı bir damat, güzel bir gelin, müşfik bir anne. Ne kadar güzel. O zaman bir an önce başlayalım efendim. Kim geliyor? Bugünkü konuğumuz Alaylı ailesi. Alaylı ailesi İstanbul'dan kayınvalidemiz Valide Sultan Dilek Alaylı hanımefendi geliyorlar efendim, teşrif ediyorlar. Oba 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 oba. Evet efendim. Hürmetler. Etmeseydiniz daha iyi olurdu. Şimdi bazısını öpüyorum, bazısını öpmüyorum. Sizden ben öpme elektriği aldım. Ben yaşımı hissetmiyorum onun için. Anladım. Ben hissettim ya onu. Aa, o zaman saygı duyuyorum. Çok özür dilerim. Çok zarif bir hanımefendi. Çok becerikli aynı zamanda. Evet. Değil mi efendim? Oo. Türk Hava Yolları'nı, Türk Hava Yolları yapan insanlardan bir tanesi. Teşekkür. Evet. Yani oradan emekli. Türk Hava Yolları sayesinde, hanımefendinin sayesinde, Dilek Hanım'ın sayesinde bugün bir dünya markası, değil mi efendim? Evet. Sizin de bunda tuzunuz tabii, var. Tabii, çok güzel. Olmaz. Peki izin verirseniz oğlunuzu ve gelininizi çağırayım. Hay hay efendim. Fevkalade efendim. Efendim damat bey ve gelin hanım Meral Alaylı ve Ender Alaylı geliyorlar. Bravo, bravo efendim, hoş geldiniz. Bravo. Hoş geldiniz Ender bey. Siz nereye gidiyorsun bacım sen? Gel yavrum, gel. Yok gel, sen kocanın yanında dur yavrum. Ha. Evet. Bayağı bir kaynaksınız siz ha? Öyle mi? Gaz kaynaşmış mı? Ha? Gaz kaynağı. Gaz kaynağı gibi. Güzel güzel. Öyle gözükmek, öyle gözükmek durumundayız televizyona çıktı. Yok belli, ben ortada demin şakır şakır oynuyordunuz. Belli ki siz. Efendim, evet, Ender Bey bir firmada satın almada çalışıyor. Meral Hanım reklamcı. Evet. Çok güzel efendim. Uzun süredir böyle genç arkadaşlarımız geliyordu. Yok siz de gençsiniz. Gençsiniz ama yine de iyi. 77'liler falan yani. Güzel yaşlar bunlar. Değil mi efendim? Doğru. Kaç yıllık evlisiniz? 5 yıllık oldu. Evlisiniz. Evet. Güzel. Evet. Enişte evlenmeden önce de böyle miydi yoksa siz mi çıkarttınız bunu? Ben yaptım. Budur. Efendim evliliğin en temel kurallarından birisidir. Adamı yılan balığı gibi alırsın, zargana gibi şişirtir atarsın piyasaya. Açık söyleyeyim. Yemeklerimi çok seviyor o yüzden. Yemek, evet, bir de bu bir taktiktir aynı zamanda, değil mi efendim? Evet. Adamı şişirtecek ki adamın serbest piyasada bir karşılığı tabii, tabii. Olmayacak. Çarkımızı çeviriyoruz. O çarkımızdan ne çıkarsa... Siz yapıyoruz ilk üç malzemeyle başlıyoruz. Orada başka malzemeleriniz de var. Temel yani ya şu bu. Biraz uçun efendim. Biraz böyle ne diyeyim sınırlara zorlayın. Yaratıcılığınızı zorlayın. Yani ama son tahlilde unutmayın. Bunu bir insan evladı yiyecek. Adam biraz dobiç olsa da anlatabiliyor muyum? Dobiç olsa da olsun. Yine de onun bir damak zevki var. Kıyamazsın. Bile. Evet, evet, biliyorum biliyorum. Ama malzemelerden de öyle abuk şeyler olabiliyor ki yani ister istemez kıyıyorsun. Neyse efendim, bir sevgili kameraman Nart Bey'in bir teklifi oldu programdan önce. Abi hep gelin ya da kaynana çeviriyor çarkı. Bu sefer damat çevirse ne olur dedi. Ben dedim bir şey olmaz herhalde. Yani bu konuda Beyaz Saray bir açıklama yapmaz. Orta Doğu'da herhangi bir problem çıkmaz değil mi? Damat çevirsin ne olur ki? Değişiklik olsun değil mi? Hadi gel Ender. Ender de tatlı bir adam. Sonra ilerleyen dakikalarda Ender'i daha yakından tanıtacağım size. Ender'ciğim mal bu. Bu mal.
Tamam mı? Bak içinde çeşit çeşit. Sen ne seviyorsun yüzüme paşam? Yüzüme bakarak dediniz ama. Hayır hayır. sen ne seviyorsun hayatta? Aşk olsun. Bak bakalım şöyle. Vallahi ben makarna çok severim. Makarna çok seversin. Kıymalı, yani et, balık, sebze falan ne yani Ender? Kıyma severim. Kıyma seversin. Evet. Kıymayı nasıl, lop lop mu? Yani ne, nerede kıyma? Kıymalı börek falan severim. Kıymalı börek falan, evet. Pirinci de severim. Pirinci. Senin sevmediğin bir şey yok. Sevim. Peki o zaman. Göbekten de belli olmuyor. Olsun, kuvvetlice çevir. İlk üç malzememizi bul. Ondan sonra ufak ufak başlayalım kardeşim uzatmadan. Evet Ender, mekanizmayı yerinden fırlatacaksın lan. Kuvvetli çevir derken bu kadar değil yani Ender. Ender tur çıkar. Çıkara turşu çıkar. Ender, evet Ender çıkara turşu çıkardı. Ne yapacağız yani? Evet ilk malzememiz turşu. Evet Ender biraz daha dikkatli ve hassas yaklaşalım alete. Turşuya uyabilecek ne olabilir? Pirinç, makarna falan çıkartırsan iyi olur. İyi olur. Evet. Hadi bakalım. Bir çevir bakalım paşam. Haydi bakalım. Haydi hayırlısı. Kadere 45. Bakalım ne çıkacak? Damat Bey. Ne o? Bisküvi mi? Ya. Kesin abdest almamış bu herif ya. Bunda kesin boy abdesti yok. Açık söyleyeyim, böyle bir şey olamaz ya. Sıfatına tüf diyorum ben ya. Ya, hak ediyor ama. Yavrum, evladım, bu insanlar bunu ne yapacaklar? Hay bir de yiyeceğim. Sen yiyeceğim. Bunlar sen ne yapacaklar la püsküvi turşuyla? Arkadaşım yani lütfen agresyon yapmak zorunda. Bir daha çevir. Hadi bir de kakao çıkart da Allah aşkına. Tüydik. Tüydik hadi be. Hadi yaparsın sen bunu be. Hadi bir kakao yapıştır be aslanım. Hah, hadi aslanım benim. Ne çıktı? Kereviz mi? Kereviz turşu. Bu çocuk hep böyle miydi? Yok, sonradan böyle ha, oldu. Sonradan oldu, anladım. Kereviz. Bu kızla evlendikten sonra. Ay olur mu? Yengenin ne suçu var, aşk olsun. Anneciğim aşk olsun anne. Anne sen de az değilsin. Peki efendim, Ender Bey'in şaşkın sepelek seçimleriyle turşu, bisküvi ve kereviz çıktı. Bütün Türk halkından özür diliyoruz. Ender Allah aşkına git odanda bekle, ben geleceğim yanına. Git şuradan ya. Git. Evet, sizleri de yerlerinize alıyoruz efendim ve bir şeyler düşünmeye başlıyorsunuz siz. Siz de şöyle alıyoruz. Zeynep de şimdi sevgili asistanım, kereviz. Dünya güzeli, Japon çakması Zeynep malları getiriyor. Evet, bugün gördüğünüz gibi bambaşka bir Zeynep, bambaşka bir güzellik. Alkışlar Zeynep Hanım için. Hoş. Hoş bir genç hanım. Evet. Zeyno, yapıştır canım. Güzel. Bu ne lan, canavar gibi bir şey bu ya. Evet kocaman. Peki onu da koyalım. Efendim ne yapılabilir? Kereviz, turşu ve bisküviyle ne yapılabilir? Bak çok önemli bir şey. Aslında şurada gastronominin kitabı tekrar yazılıyor ya. Tekrar yazılıyor. Gastronominin kitabı değil mi efendim? Yani kim ne yapabilir? Bunu Gordon Ramsay'e versen ne alt eder acaba? Bilemiyoruz ama bizim yarışmacılarımız inşallah fevkalade bir şey yapacaklar. Bir hayal edin efendim ne yapılıp ne yapılmayacağı konusunda. Ama burada kıymetli var. Abi... Bak şimdi abinin tipine bir keselim, yönetmenim keselim. Yusuf Namoğlu, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun boydan kesmişi değil mi abi? Aynısı değil mi? Değil mi? Evet. Yani Yusuf Namoğlu'yu alttan kırpmışlar, aha abi olmuş. Abi, tanıyor musunuz Yusuf Namoğlu'nu? İsmini duyuyorum. İsmini duyuyorum, çok benziyor değil mi? Evet. Siz bilirsiniz Yusuf Bey'i. Tabii biliyorum çünkü Beşiktaşlıyım. Bunlar daha ünlü. Ha evet, ha, Beşiktaşlısınız, çok güzel. Efendim ne diyorsunuz çıkan sonuca? Vallahi ben hiç uyduramadım. Ne yapacaklarını bilmiyorum evet. Yani. Siz uyduramadıysanız bu kızcağız hiç, bu el kadar kız hiçbir şey uyduramaz değil mi? Var mı efendim fikri olan, yardımcı olacak olan? Ay, siz mi? Buyurun. Ne yapsınlar? Ne yapalım? Ben şeyi... Şunu şöyle tutalım. Ha. Rendelerim. Rendelersin. Rendeledikten ne sonra... Şey ne? Kerevizi. Kerevizi rendelersin. Pardon. Rendeledikten sonra ha. Güzel mayonezle, yoğurtla. Mayonez yok nerede efendim, yoğurt da yok. Hiçbir şey. Hiçbir şey yok işte, mal bu. Ondan sonra şey yaparım, sarımsak üstüne. Yok bebeğim, sarımsak da yok. Hiçbir şey yok. Yok, sen varsın ben varım. O zaman biz varız. Sade bir şekilde yapılacak. Ha. Ondan sonra turşuları yanına bisküvilerle. Pastayla yeniliyor. Ha, bacım ver bunu. Ben bacım, öyle ben de bir şey söyleyeceğim sandım bacım. Allah billah aşkına meşgul etmeyelim Necip Türk milletini ya. Tamam peki efendim, başlıyoruz artık. 3, 2, 1 diyorum ve hanımları bir şey yapmaya davet ediyorum ama ne yapmaya onu çok bilmiyorum efendim. Ondan sonra abi, hop dayı sana bırakıyorum dükkanı. Yarışmacılara sahip çık, dükkana sahip çık.
Ben bir damatla konuşup geleceğim. Tabii, bu tabii, kaç yaşınız sen? 18. Ha. Fevkalade. O zaman ben bir damada gidiyorum. Var mı efendim benimle damada gelecek? Yok mu? Niye ya? Öyle tatlı bir çocuktu. Peki ben bir damada gideyim. Siz burada durun. Siz bunu yapın. Siz onu yapın. Siz oraya bakın. Siz yanınızdakiyle konuşun. Ben geliyorum. Evet Ender'cim, kardeşim benim. Evet, bunu da şöyle iyi bir şey yapalım. İyi misin? İyiyim. Sizin güzel yüzünüzü görünce daha iyi oluyor. Ne tatlısın. Sağ olasın. Ha. Yalnız Ender, çok feci şeyler seçtin lan. Ne yapacağız ya? Abi bisküvi, kereviz, turşu lan. İnsaf ya. Vallahi ben ya. De şaşırdım ya. Olacak iş değil yani. Şaşırdın ama. Yemekle alakası olmayan şeyler yani. Yani bir şekilde bir de sen yiyeceksin be paşam onu. Doğru söylüyorsun. Değil mi? Şimdi çatır çatır yedireceğiz sana. Bakalım abi. Ne yapacaklar, merak ediyorum. Ne yapabilirler abi? Bunlar affedersin Einstein mi, atom mühendisi mi bunlar? Senin elinde böyle bir malzeme olsa en fazla ne yapabilirsin yani? Doğru, haklısınız yani. Bak bir elimde bir haber var. Diyor ki bir çift evlilik günleri geliyor. Damat aniden rahatsızlanıyor. Hastanede serum bağlanıyor falan. Ondan sonra yani bir gün sonra da nikahları olacak. Evet. Gelin hanım alıyor nikah memurunu. Bu Türkiye'de olan olay. Evet. Gelin hanım alıyor nikah memurunu, gidiyor hastaneye. Böyle damatta böyle serum varken, efendim mesela böyle aygın baygın yatarken nikahı kıydırıyor, olayı çözüyor. Ne düşünürsün bu konuda? Vallahi ben bu durumdan iyice kıllandım yani. Neden? Böyle bir şey olmaz yani öyle. Bir ısrar gördüm, bir şey gördüm, onun için mi kıllandın? O yüzden yani kıllandım. Acaba damadın yani böyle serum merum taktırarak aradan sıyırmak isteği gibi bir şeyini mi hissetti yenge? Öyle bir izlenim oldu herhalde onda. Mesela sen böyle bir durumda ne yapardın ya da yenge ısrarcı mıdır? Oraya bağlayacağım hayatın içinde. Yani ilişkinizde mesela kim yön verir hayatın gidişatına? Vallahi açıkçası... Pek sen vermiyor musun gibi duruyor bana. Sen mi verirsin? Yani yön ikimiz de karşılıklı yön veriyoruz da. Hmm. Ama tanışma açısından ilk adımı ben attım tabii de. Tabii sen atacaksın da ama şimdi kaç yıl olmuş evlenelim. Şimdi yani atıyorum bir şey alınacak, bir şey satılacak, bir yere gidilecek, bir yerden gelinecek, birisi ziyaret edilecek. Bunlar da son karar nerede Ender? Son karar karşılıklı veriyoruz kararları da. Doğru söyle lan, yemin et. Bazen o veriyor, bazen ben veriyorum. Ha, güzel. O şekilde yani. Ha, ortaklaşa karar. Tabii ortaklaşa karar. Anladım. Ezmiyor seni yenge. Bizde kadın yani. Erkek eşittir yani. Ha, ezmiyor yengesi. Evet. Bana sanki bir tatlı eziliyorsun gibi geldi be Ender. Yok. Değil, değil mi? Yok. Tamam, o pozitif duruşundan tamam. Dolayı. Peki. Ender'cim burada sen dinleniyorsun kardeşim. Ben gidiyorum bir hanımlara göz kulak oluyorum. Tamam. Ondan sonra ara ara geliyorum, konuşuyoruz. Tamam mı paşam? Tamam. Bak orada dergin, gazeten, oyun, buyun, çayın, kahven her şeyim var. Sen rahatına tamam, bak. Tamam abicim. Tamam, sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ olunuz efendim, sağ olunuz, var olunuz. Efendim damat beyin hepinize mahsus selamları var. Özellikle o gelmiyor. Ablacığım bir şey söyleyeceğim. Ben bu saçın bir fotoğrafını istiyorum. Bunu siz kendi kendinize mi yaptınız yoksa bunu bu kötülüğü size başka birisi mi yaptı? Ay şaka yapıyorum. Çok güzel, çok enteresan. Çok doğal halim böyle. Yani yataktan kalkıyorum böyle mi saç? Yapma ya. Saç bayağı bir isyan halinde sana karşı ya. Yo, çok yakışmış, çok sempatiksiniz. Damat Bey özellikle size teessüflerini bildirdi. Dedi ki, o dedi güzel saçlı böyle önünde dedi tuğla gibi saçı olan abla niye benim yanıma? Hani siz dedin de ben gitmem diye. Niye gelmedi dedi. Peki efendim, önce bir olaylara bir bakalım. Evet, gelin hanım, ne yapıyorsun? Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya ne yapabilirsin ki Allah aşkına, Allah kerim. Peki ne hayal ettin, ne yapacaksın yani? Bilmiyorum ki, bunu rendeledim işte. Üstüne bunu doğrayacağım. Sonra gelen malzemeye göre bakacağım artık. Bisküviyi şu an kullanmayacağım. İyi de tatlım bize bir şeyler söyle. Vatandaş bekler. Şunu yani salata mtrak bir şey mi yapacaksın? Abicim affedersin de turşu diye de şuna bakar mısın ya? Küçücük kornişonla. Salata gibi bir şey yapacağım evet. Salata gibi bir şey yapacağım. Elinden geldiği kadar. Gelir de yani işte senin de suçun yok. Bak şimdi ben burada taraflara bir şey diyemiyorum efendim. Ay doğru. Taraflara bir şey diyemiyorum efendim. Çünkü... Tabii, taraflar, evet. Tabii. Evet, siz ne yapıyorsunuz bu halde? Efendim, yılların tecrübesi konuşuyor. Engin birikimiyle. Hem de nasıl efendim, evet, nasıl? Evet, evet. Bir de böyle ben karakterimde vardır, böyle çok güzel uydururum birbirine. Ha. Çünkü sevgiyle yapılan her şey çok güzel oluyor. Ay ne büyük yalan o değil mi? Büyük yalan o. Çok affedersin yani etin iyisini koymamışsın, yağın iyisini koymamışsın, olsun. Sebzenin, meyvenin iyisi yok. Sevgiyle yaptım. Ama elindekiler, önemli olan o zaten. Elindekilerle yapabilmek. Onu herkes yapar. Etiyle, bonfilesiyle. Çok doğru, çok doğru. Eldekiyle yapmak. Bizimki şey değil, lagaluga değil. Lagaluga değil, evet. Asla, harbi.
Her evet. şey harbi. Peki efendim, ne hayal ettiniz? Ne yapacaksınız? Şimdi ne ben şimdi güzel soğanımı kavuracağım. Ondan sonra minik minik içine kerevizimi doğrayacağım. Evet. Çıkacak şeye bağlı. Eğer kıyma falan çıkar, sıcak bir yemek olacak. Çevireceğim. Çevireceğim. Ha. Ona bir böyle limonlu yumurtalı sos yapacağım, terbiye yapacağım. Ha. Tabii. Bak. Eğer o çıkmazsa zeytinyağlı olacak. Ya çevireceğim. Tabii ama şimdi bu arada da Meral'e açık vermemek Yok, lazım. Hayır. Yani, yani zaten... benim sonuç olarak ya zeytinyağlı kereviz olacak ya da sıcak terbiyeli kereviz olacak. Zaten efendim gördüğünüz gibi Meral Hanım doğrudan şey yaptı, böyle salataya bağladı işi. Aa, işte. Çiğden salataya bağladı işi. Yeni gençlik böyle işte. Evet efendim. Hep böyle kolaya ucuza gidiyor işleri. Neşeli bir kayınvalidesiniz. Evet. Nasıl gelinizle aranız yani? Vallahi yani benim tam tersi çok iyi. Çünkü, hep böyle bir eskiden beri gelin kaynana modası vardır. Hep bağırır, çığırır, çekişir. Biz, ben de yok öyle şey. Eski efendim onlar, eski davranışlar. Ha, yani şimdi biz yeniyiz. Herkes mutlu olduğu şekilde yaşasın. Yeter ki bir saygı olsun, o kadar. Tabii, karşılıklı. Sevmek zorunda değil. Evet. Ama saygı göstermek Bravo, zorunda. Karşılıklı. O kadar. Şahaneymiş. Efendim kolay gelsin diyorum size. Sağ olun size. Efendim. Size Gördüğünüz... de yedireceğim sonra bu yemeği. Ne yapacaksınız? Size de tattıracağım. Evet, o belki müşkül olabilir. Benim efendim tat almamda bugün bir problem var. Beta virüsü çok yayılıyormuştu o. Beta virüsü, ona çok dikkat edin. Allah muhafaza, herkes böyle tava gibi yere çakıyor ya. Aman diyeyim, onun için ben tadım yapamıyorum ama yaparız inşallah. Bak abim, Yusuf abim yapar. Abi adınızı bağışlar mısınız? İsa Kestane. İsa Kestane. Evet, güzel. Bak kestane deyince de Kastamonu kestanesi, kuzu kestanesi İsa abi değil mi? Biliyorum evet. Güzel, küçük küçük olur böyle tatlı tatlı. Onun Allah 5 dakika. Peki efendim yeni bir malzeme şey etmemiz Hadi. Gerekiyor, katmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Onun tiyosu geldi. Buyurun gelin hanım. Baksana. Gelin efendim. Evet. Ay ben de geldim. İnşallah. Sen niye geldin valide? Uğur getirmek için. He, anladım. İyi, evet, yepyeni bir uygulama. Program formatımızın çok dışında olmakla beraber validenin bari şöyle falan bir enerji gönderin, bir şey yapın. Ben peki o zaman. Evet şöyle. Hayatım şimdi zaten battınız, açık söyleyeyim. Evet belli. Sen daha da bir battın çünkü yaptığına bakar. Yani ona Yapacak uyumlu bir şey düşün ve ona göre çevir. Yani hiç durmayacakmış gibi çevir pampa. Tamam. Pampa neyse evet. Hadi Meral'i görelim. Evet. Haydi Meral. Hadi Meral. Haydi Meral. Meral, ya, çık Meral. Meral çık. Ya ben arkadaşım ya. Ya arkadaşım ben ya. Ne yaptın ya? Meral, yavrum sizin, bak bir şey söyleyeceğim. Kakao'yu siz nereye bu evlilik bağını kurdunuz, sık sık okuyun, üfletin la kendinizi. Ya vallahi öyle. Ay, sizin bunları... karı koca hakikaten işiniz zor lan başım. Aa. Yapacak bir şey yok. Evet, hayır. Kakao çıktı. Sırf İnanmıyorum. Yuh tabii, yuh. Yuh. Girişmek ister misin? Ya arkadaşım kakao ya, kakao ya. Değil mi? Yuh yani vallahi. Ha, bak yuh diyor kayınvalide. Ne yapacaksın şimdi kakaoyu? Evet ne yapacağım bilmiyorum. Sana böyle sıkı geçir. Çevirdim. Yine, efendim Zeynep'ciğim benim canım çakma Japon'um. Gel kakaolarını ver de bir rezilliğe Türk milleti şahit olsun. Evet efendim pıt pıt pıt. Çok güzel. Evet bütün hoşluğuyla. Zeynep'ciğim ver yavrum. Heh, gel Zeynep mikrofonu da kap oradan. Yemin ediyorum program her bölüm büyük bir inkişaf halinde ya. Büyük bir gelişme halinde. Şu programa başladığımızda şöyle söyleyeyim, en azından biz ne yapacağımızı bile bilmiyorduk. Önce onu bir öğrendik. Sonra seyirci geldi. Kameramanlar kamera kullanmayı öğrendi. Hoca yönetmenliği öğrendi. Kurslar aldık falan filan. Bak Zeynep'in de. Zeynep'ciğim canım. Malları görüyorsun. Evet görüyorum malları. Ne olacak? Buradan ne çıkar? Buradan ne çıkar buradan? Bir yardımcı ol. O yıllara dayanan birikiminle. Buradan vallahi. Yıllara dayanan birikim. Yemin ediyorum hiçbir şey çıkmaz buradan. Hiçbir şey çıkmaz. Kızım pesimist yani, olma. Şöyle olursa da yani hani güzel bir yemek çıkmaz. Hani tamam karıştırılır. İşte bulamaç gibi bir şey olur yani en fazla. Yal gibi diyorsun. Koy yal gibi şeyin vallahi önüne yesin de. Şey olmaz olmaz. Ama senden de bir pratik çözümler gelmiyor. Peki mesela. Ha? Ben çok fazla şey değilim bu konuda. Olur mu? Senin bu vizyonun var yani. Vizyonun var pardon. Vizyonun. Peki şu kadarını söyleyeceğim.
olay tatlıya çevrilebilir mi kız sence? Hani kakao var, bisküvi var. Çevrilir diyordum. Ha? İşte turşu ama bozuyor olayı. Onu ne yapacağız bilmiyorum yani. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Peki. Turşu evet. Da gidiyor. Biz de bilmiyoruz. Ha, saçımı zaten mikrofon saçı. İşte diyorum ya yavaş yavaş öğreniyoruz efendim. El yordamıyla. Saç oraya gelirse konuşmam gitmez. Tabii ilk defa mikrofon takıldığı ondan sonra falan ben... o tip şeyleri hep. Ama hayırlı uğurlu olsun. Bu ilk defa mı takıldı evet, mikrofon? Evet ilk defa takıldı. Ne hissettin? İlk takılış ne hissettin yani? Biraz gözlerim doldu. Gerçekten mi? Tabii. Ay çok ben biraz... ben de hatırlıyorum. O ilk mikrofon takılımını hatırlıyorum bana. Siyim ağladıydım la. 10 gözyaşı döktüm ha. Ya yönetmen zaten. Ha, numara yapma şimdi. Peki mesela annene falan haber verdin mi? Anne bana ilk mikrofon taktılar diye. Ailene ha? Kızım artık mikrofonum var ya. Evet. Bak bende de var, sende de var. Ya tabii aynı. Hadi tamam savuş şuradan yeter. Evet yeter. Efendim pıtı pıtı Zeynep giderken... Bu durumda Necip Türk Milleti bir kız bir yer açın kız şöyle ben de arayayım. Efendim bu durumda Necip Türk Milleti'nin muhakkak bir desteği olur diye düşünüyorum. Sizin yüz ifadenizde bütün bu işleri süzmüş sana diyorum bacım. Bütün bu işleri süzmüş, çözmüş bir guru tavrı var. Gurusunuz siz. Guru gibi değil mi? Değil mi? Evet. Ne tavsiye ediyorsunuz efendim? Dilek Hanım'a ve Meral Hanım'a ne tavsiye ediyorsunuz? Hayır, benim gurmeliğim vardır. Tad alma şeyim. Ama ben hissettim onu. Evet. Yapmayı da, yedirmeyi de çok severim. Ne servisime de çok özen gösteririm. Çok güzel. Şimdi gelin hanım salata olayına girdi. Girdi, şu o olaya anda. Girdi. Evet, soğuk tabak olayına girdi. İnşallah güzel bir şeyler çıkartır. Ama pek ümidiniz yok anladığım. Valla şu anda... Lütfen gerçekçi olun efendim. İçinizden ne geliyorsa o. Yani şu anda bakın bu çok önemli. Bakın çok önemli bu. Değerli Türk milleti yani bizim buradaki desteğimiz ve katkımız çok önemli. Bir gerilim evet. Müziği ver la alttan. O şey gibi bizim öykü gibi yapayım ben. Sanki dünyanın en büyük şey. Çok önemli. Peki ne yapabilir gelin hanım? Şansımız var değil mi yine çarkı çevirmekle ilgili? Şarkı, gelecek olan, tabii, daha sonra daha. Gelecek olan yardımcı elemanlarına bağlı. Yardımcı eleman, ilgili, yavrum unsur, ne yani eleman mı kaldı? Ilgili, gelebilecek olan, işte sebzesi ya da neyse meyvesiyle ilgili olan şeye bağlı. Ama ben yılların vermiş olduğu tecrübeyle gerçekten hamaratlığını ve marifetliğini sergilemekte. Bravo. O zaman efendim bakın yeni malzeme alım sürecini başlatıyoruz. Ben mübayağa memuru derler satın almacı. Bu sefer valideyi çağırıyoruz. Valideciğim yani öyle bir hassas bir noktadasınız ki ya noktayı koyacağınız ya 3 koyacağınız. Okuyayım üfleyeyim ben bari. Artık ne yaparsınız bilemem. Yani seçeceğiniz malzeme gerçekten çok önemli. Ona göre işin şekli rengi belli olacak. İstirhamım konsantre olun. İşte öyle yapıyorum. İstediğinizi çağırın. Evrene bu mesajı yollayın. Saçmalığı var ya. Hep gönderiyorum. Evrene ben. Bu mesajı yollayın efendim. Evet. Yollayın. Yolladım. Şu an yolladınız mı? Tabii. Ne istiyorsunuz? Kıyma. Kıyma ha olur. Olur. Olur mu kıyma Meral? Olmaz inşallah. Zaten salata diyor. Çevir bakalım hiç durmayacakmış gibi çevir pampa. Mantar. Mantar geldi evet. Kıyma... Çok çalışmıştım halbuki ben buna. Evet, çevirmeye. Evren size efendim biraz bir kıllık yaptı anladığım yaptı. Kadarıyla. Ya. Bugün Evren size bir tatlı mantar bir şeyi vermiyor. Olsun. Mantar. Mantar. Olur mu diyorsunuz? Ooo. Mantar. Kerevizli mantar. Olur mu mantar? Olur. Mantar. Oldu mançar. O zaman mançarımızı şey yapıyoruz. Burası açıkta kalmasın. Şunu yapıştırayım da. Kerevizli mantar. Zeynep. Yavrum dedikodu bittiyse mantarı getirirseniz. Yani şu yarışmacılarımıza an. Canım benim. Orada üçlü dedikodu. Al takke ver. Pekala ben izin verirseniz tekrar yanınıza geleyim efendim. Ay ne diyorsunuz? Mantar olayı ne oldu? Mantar olayı gerçekten çok güzel oldu. Öyle mi? Evet. Bu malzemenin eklenmesiyle hanımefendi bir çok güzel el lezzetiyle, marifetiyle evet. Güzel bir zeytinyağlı yemek yapabilir. Gidişat ve gelen kokular da bunu gösteriyor. Bunu gösteriyor. Çok gelin güzel. Hanımımız efendim, da... Gidişatımız bir zeytinyağlıya doğru. Doğru Hedef, gidiyor. Dilek Hanım da zeytinyağlı... Meral Hanım hedefsiz kaldı. Yani Süper Lig takımlar oluyor ya hedefsiz. Ne kupada var ne şampiyonlukta var. Hedefsiz bir Meral, hedefli bir Dilek. Ortada zaten efendim hedefi tutturmuş bu kıymetli insan. Çok teşekkür ederim. Ben nasıl hissettim guru olduğunuzu değil mi?
Peki. Ben hemen hemen anladım. Bir şey sorabilir buyurun, miyim? Buyurun. Hanımefendi olsaydı şimdi hemen hemen hepsi evet. tamamlandı. Siz olsaydınız ne yapardınız? Yok yok sizi destekliyor hanımefendi. Hayır ama o da bir, belki bir olay kendisi de. Ha. Kendisi olsaydı ne yapardı? Siz olsaydınız ne yapardınız? Şu anda dünya bu sorunun yanıtını ya, bekliyor. Evet. Tabii. Çok önemli. Şöyle çok bir önemli. Siz olsaydınız ne yapardınız? Aşağı yukarı hanımefendinin hanımefendinin yaptığı gibi yapardım. Ama kerevizleri belki hani içlerini oyar, evet. Malzemeleri de o şekilde döşemeyi, yani yerleştirmeyi. Yani içini oyar, malzemeyi içine mi koyardınız? Evet, evet o şekilde. Diğer baharatları, zeytinyağlı bir aroma katması evet. sebebiyle de kornişon turşuları da hem süs hem de tat vermesi açısından kullanmaya çalışırdım. Ama hanımefendi gerçekten mantıklı, leziz ve çok güzel de bir menü gerçekleştiriyor. Yani ben hanımefendinin el lezzetine inanıyorum, güveniyorum gelen çok kokularda. Fevkalade hanımefendi gördüğünüz gibi halk desteğini, halk desteğini arkasına almış vaziyette evet. Dilek anne. Meral'cim de bir başına ben öyle affedersin. Ben de istiyorum destek lütfen. Süpürge sapı gibi kaldı. Ablacığım siz durumdan bir sonuç çıkartabilir misiniz lütfen? Vallahi kayınvalide daha güzel yaptı bence. Kayınvalide ama sizde ne kibar tuttum be ablacığım mikrofonu. Sarıl ya ha şöyle ha. Evet ablacığım kayınvalide daha güzel yaptı. Evet. Biraz kayınvalidenin elektriği de sizi etkiliyor. Yani sosyal bir kadın değil mi? Evet tabii ki. İletişimci değil mi? Tabii. Evet. Ondan da etkileniyorsunuz ben. Çünkü ne yaptığını bilmiyoruz ki orada bir şeyler yapıyor. Ama doğru. kokular geliyor. Kokular geliyor. Kokular geliyor. Güzel kokular oradan geliyor. Güzel kokular geliyor. Evet peki efendim. Elektrik geliyor. Elektrik geliyor. Güzel koku geliyor. Buradan da affedersiniz Balkanlar ve Orta Doğu'dan gelen hani soğuk hava dalgası var ya buradan da o dalga geliyor. Merak maalesef. Merak etme moralini. Evet. Yok hayır bakın. Malzemeler böyle çıkınca. Türk televizyonculuğunun en yaratıcı, en kreatif. Türk televizyonculuğunda bir sayfa aralayan şu programda. Çok özür diliyorum yani. Güldüğüme bakmayın hakikaten öyle. Şu programda genellikle gelinler şey yaptı. Bir istatistiğimiz de var. Biz bu kadar bilimsel çalışan bir şeyiz. Ver yavrum istatistiği yüzde kaç gelinlerdi? Ver. Evet. Çalışamamışız istatistiğe. Neyse boşver onu sonra çalışırız. Ama ağırlıklı olarak gelinler seçildi abi. İsa abi. Evet. Ben biri ilk olacağım o zaman. Türk televizyonlarının yeni buluşu. Helal olsun İsa abi. Emin ediyorum. Bir de güzel bir sahne ismi abi. İsa Kestane güzel. Ay şurada. Ay neyse tamam peki. Bendeniz efendim. Valide ne yapıyorsun? Şurada limon görmüşüm. Yok kullanamazsın. Olmaz mı? Şöyle koysaydım. Hayır. Şöyle. O zaman Allah Allah. Ben sana... Ay ne bileyim orada duruyor diye. Ama arkadaşım formatı bilerek davranalım lütfen. Bak şu anda ama... buz gibi soğudum ben sizden ama... Formatımız bizim için anayasadır efendim. Ay... sürdürtmeyiz değil mi? Gerçi her gün değiştirdik formatı. Ama mutfağımda duruyor. Boş ver. Değiştirsek de biz değiştiririz. Bozuldum. Necip Türk milleti, kıymetli İsa abim, bir damadın yanına gideyim ben. Ne yapıyor bu, değil mi? Yani işi baştan o batırdı aslında. Değil mi? Bir iş nasıl başlarsa öyle gider. Baştan seçti adam bisküviyi, onusunu, bunusunu, işin canını okudu yani ve öyle devam ediyor. Gidelim bakalım ne duygular içerisinde. Hadi size emanet buralar, geliyorum ben. Evet Ender'cim, iyi misin kardeşim? İyiyim çok. Eşini güzel. Özledin mi? Anneni özledin mi? Vallahi çok özledim kulisteyken. Gerçek mi diyorsun? Uzun bir zamandır görüşmüyor. Ay büyük aşk sizinki. Gibi. Ay vallahi. Ne güzel. Fevkalade. Ya bir tüyo verdiler bana programdan önce size dair. Sizin bir düğün fotoğrafınız varmış galiba. Evet. Öyle komik bir fotoğraf çektirmişsiniz. Yenge sana bir tasma takmış böyle çekerken. Var mı gerçekten öyle bir fotoğraf? Öyle abi ya hiç sorma. Boş bir anıma denk geldi. Böyle bir durum oldu da. Sen ne yapıyorsun Ender? Böyle fotoğraf verilir mi? Düğün fotoğrafı dediğin göz göze biraz bir mesafeden bakar ya da ufka bakarsın. Arada bir boşluk olur. Elini kolunu tutarsın. E şimdi sen böyle bir fotoğraf bu torun torba sahibi olacaksın babako. Onların eline geçecek. Dalga mevzu olacaksın la gelecekte. Doğru haklısınız ya. Her ne kadar dalga denizde olsa bile. Ha. Yani dalga geçecekler abi. Tabii, ne yapmayı tabii. düşünüyorsun? Haklısınız yani. Ha. Ama işte boş bir anıma denk geldi. Hı-hı. O yüzden. Bundan şey oldu diyorsun. Ya. Abi imha et fotoğrafları. Vallahi imha edeceğim ama. He? Negatifler hanımın elinde. Arkadaşım o nasıl, yüzden... nasıl bir aşk dolu bir çiftmişsiniz lan siz. Sevgi kelebeği aşk dolu bir çiftmişsiniz. Şahaneymiş ya. Peki Ender. Yemek konusunda titiz misin?
Yemek konusunda bayağı bir titizimdir yani. Her yemeği beğenmem yani. Sen? Yani her yemeği sevmem daha doğrusu. Ha, mesela neyi sevmiyorsun? Mesela patlıcan yemeğini sevmem. Patlıcanlı yemekleri? Evet, patlıcanlı yemekleri mesela sevmem. Bir karnıyarı yediremez miyiz sana? Ya da bir imam bayıldığı, bir ne bileyim işte patlıcan kebabını yediremez miyiz? Çok açsam yerim de. Ha. Ama başka bir yemek varsa onu yemem yani. Onu tercih edersin. Onu tercih ederim. Patlıcan aslında biliyor musun doğada yani yenebilecek, böyle biliyorum ben. Evet. Yenebilecek şeylerden bir tanesi değil gibi gözüküyor. Hatta içinde söylendiğine göre ilk bulunduğunda biliyorsun patlıcanın bulunması yeni, o kadar eski değil yani. Evet, tabii. Ondan sonra ilk bulunduğunda içinde zehir olduğu endişesi oluşmuş falan bir şeyler. Evet. Bizim ülkemizde bulunmuyor tabii. Tabii. Yurt dışında çıkıyor. Ondan sonra bu aşıldıktan sonra da hem bizim mutfağımızın hem dünyada birçok mutfağın güzel bir şey oluyor, ürünü oluyor. Ürün neyse, oldu. Peki Ender, ben yine hanımların yanına gideceğim paşam. Sen burada takılmaya devam et. Tamam. Yalnız bir şey söyleyeyim ben. Gel bir öpeceğim seni ben. Hadi, hadi tamam. Kardeşim. Teşekkür ederim. Yazık be, iyi çocuktun la sen. Öyleydin. İyi çocuktun da. İnşallah güzel bir şeyler hazırlamışlardır bakalım. Tabii olmaz mı? Hadi canım benim. İyi çocuktun lan. İyi yazık ya. Ay neyse ne yapacağım? Bu da böyle. Hadi tamam takılsan. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. İsa abi artık hayatımın ayrılmaz bir parçası oldun sanki. Yemin ediyorum senden ayrıldım. Damadın yanına gittim. Gözlerimin önünde hep İsa abi ya. Yemin ediyorum saygı bizden. İsa Kestane Türk Televizyonculuğu'nun yeni buluşu. Evet. Evet efendim. Evet gelin hanım. Evet Meral'cim. Evet canımın içi. Ben salata yapmaya çalışıyorum. Salata yapmaya çalışıyorsun. Bu ne hayatım? Mantar. Mantarları kavuracağım. Kerevizin içine koyacağım. Ha olabilir. Garnitürlü karışık salata. Ha. Başka yapacak bir şey yok. Ha bak. Bir dakika. Ha bak geldi. Mavi ışığı görüyor musun oradan? Evet. Geliyor değil mi? Evet olabilir. Bir toparlamaya başladın. Güzel evet. Güzel. Geçen de haber vardı. Nerede? Hindistan'da mı bir yerde? Gelin kaynanasının, yani kaynanasıyla biraz arası açıkmış. Kaynanasının evine el bombası atmış ya. Hadi ya. El bombası abi. Hayır el bombasını nereden buldun değil mi? Biz şurada affedersin kibrit çakmak bulamıyoruz. Sen el bombası. Yani böyle içinden... Sınırları açmıştır belki hak ettiysen. He. Yapacak mesela, bir şey. Mesela içinden böyle el bombası atma isteği geldi anlar oldu bazen mu? Bazen oluyor aramızda kalsın. Yalan söyleme bana. Bazen oluyor. Gerçekten. Ya da bir roket atarı koyayım böyle kaynanan evine. Her şeyi ben bilirim falan dediği zaman böyle içinden ama bazen. Ama neşeni kanı. Neşeni kanı. Çok eğlenceli. Eğlenceli. Eğlenceli mi? Baskı yapıyor musun? Çok. Bu sesler duyuluyor mu bilmiyorum ama. İnşallah duymuyor. Allah 15 dakika yeni malzeme zamanı. Evet efendim sevgi dolu bir ilişki. Dilek Hanım ve Meral Hanım hakkında sevgi dolu ilişkileri var. Ayrılmaz bir bütünler yani parçalar ayrılmaz. Neyse boşver Meral'cim gel seç canım. Gel yine saçma bir şey seç de tüydük canım benim. Tamam, son seçin. Salatama uyan bir şey çıkar inşallah bu sefer. Meral'cim yine abuk subuk bir şey bekliyoruz senden. Allah aşkına canım. Böyle kabak yuvarla. İyice bir yuvarla diyor. Ha şöyle kabak, hiç tamam. Durmayacakmış gibi çevir pampa. Elma. Aa çok güzel. Harika. Arkadaş. Harika sen bakma onlara. Arkadaşım ben ne yapabilirim? Bunlar çeviriyorlar. Hep ben... Ender'in yüzünden. Açılışı o yapmasaydı böyle olmazdı. Efendim elma gördüğünüz gibi. Elma. Ama. Elma bak bence elma. Salataya güzel olur aslında evet. Bozmaz Meral Hanım. Dilek Hanım bozar. Bence uyum. Evet. Bak yine beni şimdi şey yapacaktınız. Yok numaramı yapıyorsun falan. Yemek pişti. Evet. Şimdi bu bisküvi... Kakao, elma uyumaz mı? Uyar üstüne. Ama onları da onunla birleştirmek zorundasın. Ayrı ayrı yapmayacağım. Yanına koyarım. Ha, bilmiyorum. Yanına abi. Koyarım. Yemeğin üstüne yerler. Datlı niyetini. Tamam buyurun efendim yerinizi alalım. Benim Japon çakması sevgili asistanım. Efendim Zeynep Hanım gelsin. Pıtı pıtı pıtı. Pıtı Zeynep. Pıtı, Allah pıtı, bunlar pıtı. Var ya. Çok güzel elma. Ah küçük, ben küçük. Bayılırım bu elmaya. Çok böyle hakikaten çok. Ay bayılırım. Ama ben şeyden kullanıyorum ya. Bu kadar böyle kütür kütür olur mu elma? Böyle ısırdığın zaman kütür diye ses geliyor değil mi? Evet. Hangisi? Ha? Bu mu? Evet çok güzel elma bu. Çok... Bu ekşi elma. Yerli mi bu yerli ekşi mi? Bak değil. Ben şey yabancı kullanmıyorum. Ekşi elma mı o? Ekşi elma mı? Ha ekşi elmaymış. Tamam ekşi elma da güzel olur.
Efendim size uyuyabilecek bir şey geldi. Elma, sizin işiniz kolay. Ama Valide Hanım ne kullanacak ona tekrar bir bakalım. Ya. Evet Valide Hanım bayağı bir yol kat ettiniz siz. Bayağı bir yol kat ettiniz. Oo. Ben hakikaten enteresan. Şöyle yapacağım. Şimdi böyle bu yemeği yiyecek üstüne de çaktırmadan şey tatlı meyve artık ne nasıl kabul ederse bastıracak yemeği bastırması için evet. Bastırması için çok doğru. Güzel bir yoldasınız. Efendim neydi gelin kriterleriniz? Yani Meral Hanım sizi çok seviyor. Siz onu çok seviyorsunuz. Sevgi kelebeğisiniz. Eyvallah. Ama hani hayatınıza Meral Hanım girmeden önceki gelin hayalinizi merak ediyorum. Vallahi hiç önemli değildi ya benim için. Yani şöyle olsun böyle olsun. Çünkü hayatımda benim çok az bir yerini alacak gelin. Yani o asıl kocasının hayatında gelin. Benim hayatımda ne olacak? Ara sıra görüşeceğiz kayınvalide gelin. Bir tek saygı olsun, bir de güler yüz olsun, tamam. Hiç gerisi... Sizin kayınvalidenizle ilişkiniz nasıl efendim? Fevkaladeydi. Zaten daha... Nasıl bir kadındı? Harika. Hayatta mı? Hayır, vefat etti. Civciv gibi bir kadındı. Önce zaten benim arkadaşımdı, komşumdu. Sonra kayınvalidem oldu. Ne güzel. Ya. Çok güzel bir şey ya. Bu. Civciv gibi çok şekerdi. Hatta bir gün demişim ki ben ona... Ya keşke bir tane daha doğursaydın da gelin kaynana olsaydık demişim. Sonra seneler geçti. Biz oğlunla beraber olduk. Geldi bana dedi ki bak dedi sen çok temiz kalpli bir kızsın dedi. Yani şöyle aslında dedi, yaşı sizden büyük ama tabii, siz yine de onunla öyle bir güzel bir iletişim tabii. Eski tabii. İstanbul insanları. Mesela Selim derdim ben ona. O da bana Didot derdi. Aa. Tabii. İsmin ne? Ay ne güzel. Ama ilginç. Sonra gelin kaynana olunca hoşuma gidiyordu. O bir saygıdır anne. Ha. Hoşuma gittiği için söyledim ama Sevim deseydim bozulmazdı. Yani kaybettiğiniz gün Allah muhafaza. Hani gerçekten öz validenizi kaybetmişsiniz kadar yüreğinize oturdu anladığım kadarıyla. Yani şöyle hayat sizi öyle bir yere getiriyor ki olaylar çok üzülmemeyi öğreniyorsunuz. Yani her şeyi olduğu gibi kabul etmeye. Onun için çok üzüldüm diyemem. Yani çünkü kabullenme durumundayım. Yani olaylar beni o hale getirdi, yoğurdu. Anladım. Bu da bir hayat dersi olarak Dilek Hanım bizim kafamıza bu hayat dersini çakıyor. Değil mi hayatım? Hayatım çok özel. Şu an Türk milleti bunu merak ediyor. Boş ver yemeği içmeyi de Dilek Hanım'ın filozofik önerilerini de bir kenara koyalım. Modelimizi nasıl geliştiriyoruz? Yani nasıl yapıyoruz modelimizi? Saç modelimizi yani. Saç modelimizi. Evet. Onu bir anlatabilir miyiz? Tabii. Yani? Lütfen. Bu sırrı verir misin? Duştan sonra normal saçlarımı kurutup. Kaçtan sonra? Duştan sonra. Ne üçü? Duş. Ha duş. Pardon ben de üçten sonra. Burada durmuyor. Ya sağır duymaz uydurulmuş ya. Anam biraz yüksek sesle konuşan. Ha. Duştan sonra diyor. Evet, evet, duştan sonra saçlarımı yıkadıktan sonra kuruluyorum. Evet. Ondan sonra fönlüyorum öne doğru. Ha. Böyle. Onu yağınladık da yavrum önü nasıl hallediyorsun önü? Fırçayla şöyle. Ha. Ondan ay, sonra fön çekiyorum. Ay bir dokunabilir miyim oraya? Evet. Ay valla şapkanın şeyi gibi ne tatlı değil mi? Hani şapkanın serpuşu gibi. Böyle selam vermek için. 10 numara 5 yıldızmış. Ay çok güzel ya. Evet efendim. Malum haliniz olduğu üzere burada gelin kaynana ortak bir ortak bir amaç doğrultusunda aslında mutluluk için diyelim biz buna. Mutluluk için yani şurada tamam taraflar çekişiyormuştu gibi gözüküyormuştu ama aslında öyle değilmişti. Yani aslında mutlu olmak için yapılan bir şey. Neticede herhalde oğul ana ya da eşler gitse o taraf üzülmez. Anasıyla gitse bu taraf üzülmez değil mi efendim? Yani bunda bir tatsızlık çıkmaz herhalde. Evli misiniz siz? Hayır. Peki mesela şunu merak ediyorum. Eşin efendim hususiyetleri kadar ailede kayınvalidenin, kayınpederin hususiyetleri de hani karar vermenizde önemli bir rol oynar mı? Tabii ki oynar. Hı. Çünkü yani ne kadar eşinizle anlaşsanız da gene ailesiyle de bir oluyorsunuz. Yani kıl bir kayınpeder, gıcık bir kayınvalide olursa adam affedersin kanatsız melek bile olsa lan ne edeyim ben bunu diye. Reddi çeker misiniz? Öyle bir şey yapmasam da idare etmeye çalışırım ama artık nereye kadar orasını bilemiyorum ömründen tabii ki. Ömründen ömür gider. Anam bacım ömründen ömür gider. Yani onların bütün dişlerin uyum içinde olması lazım değil mi? Ablacığım sizin adınız ne? Reyhan Hanım. Reyhan Hanım bu konuda çok kendinden emin. Bir de Reyhan Hanım'a tabii, soralım. Tabii. Reyhan Hanım bu durumda siz ne yaparsınız? Yani duşunuzu yaptınız, saçınıza bu kıvamı verdiniz. Ve evli misiniz siz? Hayır, bekarım. Ha, müstakbel eşinizle buluşmaya gidiyorsunuz. O da size evlenme teklif edecek.
Müstakbel eşinizin anası, babası, dıdısı, bıdısı önemli mi efendim sizin için? Tabii ki. Ha. Önemli. Yani karar alma sürecinde bu etkiler mi kararınızı? Tabii ki öyle. Öyle mi? Tabii ki. Çok güzel. Ama bu saçlarınız olduğu sürece bence size herkes çok sempatik davranır. Yeter ki bu saçlarınızı kullanın. Peki efendim artık yavaş yavaş ne yapıyoruz da finale doğru geliyor muyuz? Geliyoruz galiba. Bir damatla bir son bir görüşme yapayım ben. Ondan sonra İsa abi buralar sana emanet. Dikkat et abi dükkana. Dağıtmayın. Temiz tutun. Geliyorum ben. Evet Ender nasıl durumlar? Vallahi bekledim içeride. Ha? İşte yemek bir şeyler yaptılar herhalde. Güzel yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Varsa. İnşallah. Olacak olacak gelecek. Bu evlendiğin güne dönebilir miyiz Ender? Dönelim hocam. Böyle mi dönelim? Yok. Ha, sen olduğun tamam, yerde tamam. Düşünsel olarak dön yani. Tamam. Tamam. Zihnini fokus yap. Aç fokus. Gözünü. Hah. Açtım çok güzel. Gözünü. Süper. Tamam. Şimdi o evlendiğin gün bir gelin arabası vardı değil mi? Evet. Eskiden ne yazarlardı? İşte biz evleniyoruz. Evleniyoruz mutluyuz. Evet. Evlendik mutluyuz. İşte Allah bir yastıkta koyuyor. O bu falan filan yazarlardı. Evet hocam. En son mesela bir şey görmüş bir arkadaşım. Elveda WhatsApp yazmış damat arabaya. Peki ben sana bir şey soracağım. Sen mesela evlendiğin zaman yani WhatsApp'ı kapattın mı? Şey mi oldu? Niye? Ne zararı var ki? Evlenince tabii haliyle kendiliğinden bu işler bitiyor. Yani WhatsApp olayları falan bitiyor. O yüzden bırakıyorsun mecburen. Bıraktın yani. Ben kökünden kazıdım. Harbi mi diyorsun? Harbi. İşte bak mutluluğu için çalışan bir adam. Görüyor musunuz? Yani bu çok önemli efendim. Mutluluk böyle zart diye havadan gelip konacak bir şey değil. Zarif, hoş bir eşi var beyefendinin. Güzel bir taktikle efendim gördüm ben. Burası yokmuş. Dümdüz sportmen bir çocukmuş hem de. Bunu böyle bilinçli olarak şişirtmiş. Evet. Ondan sonra insanlıktan çıkarmış. Sosyal evet. Hayatta zaten Ender artık ne yapabilir yani. Moduna çekmiş. Modern. Peki artık yavaş yavaş toplanacağız. Ben gideyim içeride biraz daha oyalanayım. Sonra seni çağıracağım ve finale doğru yürüyeceğiz kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam hadi tamam. Otur sen. Tamam. Eyvallah. Ah. Alkışlar. Alkışlar. Evet damadı. Evet damat içeride odada bekliyor. Bu alkışlar olmadan inanır mısınız? Yani hava yok, su yok. Yani yaşayamıyoruz biz ya. Biz sanatçılar alkışsız bir hiçiz. Meral. Efendim. Meral ne yaptın sen kız? Çok güzel bir salata yaptım. Meral senden hiç ummuyordum ben bunu ha. Ben de ummuyordum eforlu ama çıktı. Eforlu çıktın. Vallahi eforlu çıktın. Aferin güzel sana. Güzel gözüküyor değil mi? Güzel gözüküyor. İnşallah fena. Tadı da güzeldir. Meral. Enişteyle evlendiğin o ilk güne dönüyoruz. Gözümüzü kapatıyoruz, o ilk güne dönüyoruz. Bana mesela bir cümleyle ya da birkaç kelimeyle o ilk günün heyecanını anlat desem. Ya da enişte hakkında ne düşündün, ne hissettin? Çünkü bu onun öncesinde flört etmiş olabilirsin. Artık o ama imzayı çaktığın gün. Çok heyecanlıydım. Çok heyecanlıydın. Çok mutluydum. Enişteye, en mutlu olduğum gün diye. Ha, enişteye baktın, gözlerine kilitlendin. İçinden ne geçti? Ha? Benim artık dedin. Ha, benim artık dedin. Çok güzel. Bunu dedin, tapu bende. Çok güzel. Tapuyu aldım. Ben bunu dedim şişiririm de dedi. Sosyal hayattan da koparırım. İnsanlıktan da çıkarırım. Kimse bakmasın. Ondan sonra bunu dedim benim. Peşimde çok koştu ama. Senin peşinde koştu. Benim yani. Peşimde mi koşacak kızım? Baksana maşallah ay parçası gibi kızsın. Tabii senin peşinde koşacak. Peki çok nazlandın mı evlenmek nazlandım. İçin? Nazlandım. Niye nazlandın? İşi gücü olan çocuk aslan gibi babayı delikanlı. Yani işte kız tarafı ismini nazlandım. Kız tarafı naz tarafı nazlandın ama sonuçta. Peki mesela evlilik sana ne kattı? Yani evlenmeden önceki Meral'le evlendikten sonraki Meral hakkındaki bana raporunu ver. Çıkar raporunu. Sosyaldi. Ben böyle hani dışarı çıkardım falan, eğlenirdim falan. Hmm. Şimdi biraz daha evcimen oldum. Ha, biraz daha asosyal oldum. Aynen. Olsun şimdi de kocanla beraber. Eşimle gidiyorum aynen, onunla eğleniyorum yani. Tabii efendim. Efendim biz artık yavaş yavaş toplandık da demiyorum. Bak hanımlar tabakları bile dizayn etmişler. Biraz sonra Ender Bey'i de buraya alacağız. Valideciğim, valideciğim, eski toprak işte, eski toprak. Ama sen bu eski toprak lafını da sevmezsin büyük ihtimalle. Ara sıra seviyorum. İşime geldiği zaman oluyorum, yaşlı oluyorum. İşime gelmediği zaman. Ay ne tatlısı. Duruma peki, göre. Sizin eşiniz... Vefat etti. Biliyorum, hayatta değil. Aşk evliliği miydi yoksa hani o zamanlar sistem görücülük üzerineydi? Hayır, aşktı.
Aşktı. 22 sene önce karşılaşmıştık. Evet. 22 sene mi evli kaldınız? Evet. Sonra Hakk'ın rahmetine yürüdü. Evet. Nur içinde yatsın. Mekan aynen, cennet nurlar olsun. Nurlar içinde yatsın. Peki efendim, kavganız, dövüşünüz, çekişmeniz, itişmeniz, kakışmanız çok olur muydu? Yoksa minik, huzurlu minik, bir ilişkiydi? Çok huzurlu. Çünkü birbirimizi çok seviyorduk, çok sayıyorduk. Hmm. Bıkmadınız mı hiç birbirinden 22 yılda? Biz, hayır, tam tersi biz bir bütün olduk onunla. Ha. Ve farklı bir sevgi, adını koyamıyorsunuz. Çok bir güzel. Bütün oluyorsunuz. Bütün. Çok güzel. Bütün. Bir elmanın yarısı diyor. Ama sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı diyor? Değil ama ben şanslıyım ki elma da beni sevdi. Çok güzel. Dilekçim o zaman Valide Sultan çok büyülü bir tüyo ver bizi izleyen gençlere. Bunun sırrını ver. 22 yıl gözlerde takılı kalıp asılı kalıp mutluluğu her an yaşamanın bir sırrı olması lazım. Yapıştır. Çok yapıştır. Basit. Çok basit. Basit olanı yapıştır. Çok basit. Bir de ben bir şeye karşı... Uzatmadan yapıştır direkt. Bir dakika ama onu söylemek zorundayım. Direkt zamanı oynuyoruz ya, oraya bakıyor. Tamam. Hani evlenince aşk bitiyor derler ya. Evet. Hiç öyle bir şey yok. Hiç. Çok saçma bir şey. O aşk daha başka bir sevgi oluyor. Bütünleşiyor. Ve birbirinize açık ve dürüst olduktan sonra... Sevgi, saygı zaten var ya. Açık ve dürüst olduktan sonra... O evlilik harika. Bravo, bravo efendim. Diyor ki açık ol, dürüst ol, bir şey gizleme, bir şey saklama. O evlilik diyor, aslanlar gibi gider diyor ki. Evet, çok güzel, fevkalade. Efendim artık finale doğru geldik mi finale? Ha, gelmişik efendim. Şimdi damat bey, yani eşinizi ve evladınızı çağıracağız. Hangi tabaktan ne yediğini bilmeyecek. Ondan sonra ama tabağın altında isimleriniz yazıyor olacak. O karar verecek. Ona göre finali yapacağız. El mi yaman, bey mi yaman, hangisi güzel az sonra ortaya çıkacak efendim. Hadi bakalım. Evet efendim. Evet, Ender kulunçlar biraz sertleşmişler. Arada masaj falan yaptık. Şimdi kardeşim, olay sende düğümleniyor. Yani bu uzlaşmaz çelişkiyi sen nihayete erdireceksin. İşte önünde iki tabak. Kim ne yaptı bilmiyorsun. Efendim seni seven, yüreğinde yaşatan, gönül bahçesinin gülü yapan iki tane hanımefendi. Birisi validen, öbürsü kıymetli eşin. Senin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bu olağanüstü şeyi yaptılar. Evet. Şey diyorum çünkü bir şeye benzemiyor. Yani bu şeyi yaptılar ve sen bunu tadıp diyeceksin ki bu... Sen kimi işaret eder, hangi tabağı işaret edersen o kazanacak. Ama önce Dilek Hanım'ı ve Meral Hanım'ı buraya alıyoruz efendim senin yanına. Destek mahiyetinde hanımefendiler geliyorlar. Buyurunuz Valide Sultan. Yenge Hanım buyurun. Evet, hazır mıyız Ender? Hazırız. Şu anda dünya, Uzak Doğu, Balkanlar, Orta Doğu, Afrika'nın bir kısmı, Avrupa'nın tamamı sana kitlendi. Hissediyor musun? Antarktika var mı hocam? Antarktika yok. Sana kitlendik şu anda Ender. Sana mahkumuz Ender. Ender. Tamam Ender. Hocam. Efendim hocam. Huylanıyor mu Ender böyle yapınca? Estağfurullah. Evet, bazı huylanır o yüzden. Peki. Önce hangi tabağı tadacağım paşam? Önce sağdaki mi? Sağdaki mi soldaki mi? Tabağı mı yiyeceğiz yoksa yemeği mi? Tabakla beraber yedireceğim böyle devam edersen Ender. Masayı da sana gaskillemeyi düşünüyorum Ender. Sandalyeler tamam, hepsi. Evet Ender'cim. Hangisini paşam? Tadalım. Onu tadacaksınız. Peki vallahi... efendim lütfen taraflar, yarışmacılar bir kelime dahi etmesinler. Tamam. Adamı etkileyecek herhangi bir imada, işarette bulunmasınlar. İstirham ediyorum efendim. Tabii. Ne oldu? Aa Dilek sıkıştı kaldı. Dilekçim. Dilek ne yapıyor? Su vereyim mi? Evet peki. Buyurunuz efendim. Ender Bey artık uzatmayın. Bir an önce başlayın. Çünkü tamam. Bu programın bir saati var. Buyurunuz efendim. Buyurun. Ender Bey... Buyurdu Ender Bey. Beta virüsü abi çok tehlikeli. Her yerdeymiş. Birbirinize, birbirinize sarılmayın, öpüşmeyin. Yok bende yok, yok da. Mu, yok yok bende bir şey yok da. Evet Ender ilk yudumu aldı. Ender ilk yudumu aldı. Ve Ender'in o müthiş damak zevkiyle, müthiş lezzetiyle ondan sonra neler söyleyeceğini merak ediyoruz. İlk intiba nedir Ender? Vallahi bunu... Beğenemedim bir türlü. Yavrum acele et. İlk intiban ne? Nerede yanlış yapılmış, nerede doğru yapılmış? Neye benziyor? Vallahi bir şeye benzetemez.
Ender sen de çok zor ilerleriz biz ya. Ha. Yahu tamam kereviz sevmiyor da ben de sevmiyorum ama bu yarışma siz seçtiniz ben mi seçtim? Abi, bu şuursuz seçti kerevizi ben mi seçtim efendim? Allah Allah. Evet kendin seçti. Evet kendin seçti. Ender bir tane daha alsana. Ender bir tane daha al. Turşuları alma Ender o turşular Hüdayin'a. Malzemeden al. Al Ender al. Bolca evet. Bolca. Bolca al Ender yiyeceksin onu Ender. Evet. Şu anda ne düşünüyorsun? Ender'in bütün düşünme yetisi durdu. Ender düşünme özelliğini kaybetti. Hani insan düşünen hayvandır deniyor ya. Düşünen kısmı gitti. Ender'de bir şey kalmadı. Öyle mi Ender? Öyle değil. Bitirdiniz de adamı. Bitirdiniz adamı. Vallahi bitirdiniz. Ama kereviz çata... seçtiğimiz. Ne yapabiliriz? Yani. Tabii efendim. Hadi bir tane daha çak. Çak efendim bir tane daha. Evet. Hadi Ender. Hadi Ender. Öyle mıy 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 yok Ender. Lütfen hadi. Evet. Çok güzel. Ender. Bütün sevgiyle yapılmış. Bak işin içine sevgi katılmış. Burada sevgi var efendim. Sevgi olduktan sonra daştan yumuşak olsun insan yer ya. Değil mi? Tabii, tabii abi. Tabii hocam. Hadi. Hadi adam gibi ya adam gibi. Mantarlar iyi mi? Tabii tabii hepsini yiyeceksin. Hepsini mi? Tabii tabii bir çatal daha al. Evet. Evet. Evet Ender öyle böyle işte bak yediriyorlar anladım. Adama görüyorsun. Haydi onu da alalım. Olayı bağlayalım. Evet zaten yedin diğerlerini. Onu da çak kardeşim. Tamam eyvallah. Tamam kardeşim tamam. Oldu bu kadar oldu. Evet şimdi diğer tabağa bir ama bir suyla refresh yapalım şeyimizi ağzımızı. Bir ağzımızı bir fresh yapalım canım. Bir kendimize gelelim. Ha tamam Ender evet hadi. Yeter Ender. Tamam su da yeter Ender. Hadi yeter. Ender ömrümüzü çürüttün Ender. Etimizi canımızı yedin Ender. Yeter Ender. Tamam Ender. Dursun haydi sen bir karışma Valide. Bir Allah'a düz. Ay içimi elin... bayılttı. Ay elin ayağın dursun. Ben mi yaptım bu çocuğu? Bu çocuğu Allah Allah. Baygın bir çocuk yapmışım. Ay mıy. Tamam evet buyur Ender. Ender yalnız bir şey söyleyeyim. Sen de çok dolma parmak mısın lan? Vallahi helal olsun. Bak nasıl dolma dolma parmaklara bak abi. Aynen. Çok enteresan. Hadi dolma parmak Ender. Şimdi doğru diğer efendim. Şeyi. İsa abi iyi misin? Ha. Evet hadi bakalım. Evet Ender'cim kımıl kımıl değil öyle yaramaz çocuklar gibi değil. Dal abicim. Ender Bey. Normalde çok evet. Hızlı yer de çok hızlı yer. Evet anladım peki. Hadi. Ender ilk duyguların. İlk. Vallahi ilk duygularım. Ha. İlk bu daha hissettiklerin. Hoş. Tat olarak daha hoş yani. Tat olarak daha hoş yani evet. Evet. Lezzetli mi? Lezzetli. Lezzetli görüntüsü. Bu da fena değil ama bu çok daha güzel yani. Çok daha güzel. Yenilebilir. Evet. Yenilebilir. Lezzetli. Yutulabilir. Sağlıklı. Evet bir kaşık daha, bir çatal daha atalım canım. Bir çatal. Atayım. Bir... Atayım mı? Çatalı mı atayım? Ha, Ender sen Selami Şahin'le tanıştın mı? Ha? Selami abi de böyledir. Böyle abuk subuk espriler yapar hep biliyor musun? Vallahi ciddi söylüyorum. Evet. Mantarından alalım. Çok güzel. Çevir. Çevir. O hücrelerine gönder. Hücrelerine beyin duyargalarını aç, duyargaları aç. Açtım abi. Algının kapısını arala. Arala kapıyı. Arala. Hissettiğini al içeri. Al içeri. Ver dışarı. Ver dışarı. Verdim dışarı aç. Lan ömrümü çürüttün. Ha ne var evet. Ne? Vallahi 50-50 fevkaladenin fevkinde hocam. Fevkaladenin fevkinde dedi çok enteresan. Evet o zaman devam et bakalım. Tamam. Çevir ablacığım çevir. Dök tamam tamam. Evet bunu lezzetle yedi Ender. Algının evet. Kapılarını araladı. Efendim duyargalarını çalıştırdı. Beyinsel fonksiyonlarının tamamını tabağa doğru odakladı. Ve neticede bunu lezzetle yedi. Tamam çocuğum tamam. Çok güzel fevkalade. Evet. Ender'cim, Ender'cim efendim. Şu anda herkes senin ağzının içine bakıyor. Yani şu an Washington'da, şu an New York'ta, Miami'de, Obama. Paris'te, Londra'da, Brüksel'de, efendim, Obama'da izliyor Pekin'de, mu? Şangay'da, sen ne diyorsun ya? Efendime söyleyeyim, Tokyo'da, Kyoto'da herkes Ender, Ender diye nahşu okka gibi ağza bakıyorlar bak. Oradan çıkıyor. Oradan ama. Oradan çıkıyor. Şeye bakıyorlar be ya. Evet. Ender. Hangisi güzel söyle. Vallahi beğenmediğim kişi sakın üzülmesin. Ha. Çünkü ikisi de güzel ama ben bunu daha çok beğendim bu tabağı. Bir daha söyle. Seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum.
Bir daha söyle. Seviyorum ben de seni. Evet, çevir bakalım kiminmiş. Evet, çevir. Yavrum şuna çevireceğim ha tabağı. Pardon. Nasıl yani? Ha böyle mi? Evet öyle. Evet öyle. Bana bak bunun sütünü falan az mı bıraktınız? Buna protein falan yedirmediniz mi kız bunu sürürken? Onu sonra anlatırım. Abi şunu çevirsene. Bu çocuğun bir defa evet efendim kayınvalidenin yaptığı Ender Bey tarafından. Yani bu aradan bu çocuk nasıl oluyor? Bilmiyorum. Efendim bugünün galibi de Dilek Hanım oldu. Olsun efendim olur böyle yılların tecrübesi var. Eşinin de gönlünü aldı. Efendim hangi güzel noktayı koyuyor bir başka programda buluşmak üzere diyor. Hoşça kalın.